Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün Hastane Mi? Hastane Mi? Adlı programımıza hoş geldiniz. Gerçekten sizler için yoğun bir prova yaptık. Arkadaşlarımız gece güldü, sizleri güldürmek, eğlendirmek. Birazcık da böyle hoşça vakit geçirmek adına yaptı bu provaları. Yoğun bir provaydı. Çok önemli kişiler katıldı. Belki yakından tanıyorsunuzdur. Fuat hocamız var, Son hocamız var. Bunlar özellikle gecelerin gündüzlerine katlar ve bu yoğun tiyatro oyununu çıkardılar. Zaten ben de bu programda ben de yer aldım. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Çok böyle hoş şeyler yapacağız. Fuat hocamız teşvik etti sahneye. Hocam ne yapmış? Kendisi şaşırıyor. Değiştiremiyoruz. Hemen elbiseyi değiştirecek hocam. Siz hastasınız. Evet başlık çünkü yer değiştirecek çünkü Fuat hocam, evet, sizi sahneye alıyoruz, hemen sesini çıkartıyor, soyuyor, indirdi, ilahe girdi, geliyor, buradan geliyor, evet, hemen programımız, ilk oyunumuzu alıyoruz, evet, ilk oyunumuz, güzel bir oyunumuz, hasta, birinci derece yakınına bir bilgi alamıyor, Suzan hocayı sahneye davet ediyoruz, Fuat hocamız burada, hocam ne oldu? Ne kadar bilgi alacaksınız? Az mı çok mu? Nasıl? Şu anda hastam nasıl? Yani cihaza bağlı. Hep cihaza bağlı. Zaten hiç ayıramadım cihazı. Yani ne zaman ayıracaksın? Valla elinizde olsa her an ayırmak istiyoruz ama aralarında böyle bir beraberlik var. Ayrılmak istemiyor. Hastanede sevgili hastanız. Çok mutlu burada. İnanın. Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten ben her gün konuşuyorum hastanızla. Hasta şöyle tüpü yutmuş ama açıyor gözlerini, anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Ha, bakışarak anlaşıyorsunuz. Tabii. Ya böyle bir şey yok olur mu? Siz benimle alay mı? Yok canım, oturup her gün hastayı karşıma alıp çay içiremiyorum ama konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi. MR çekilecekti. Bu konuda bilgi alabilir miyim lütfen? MR'ı gönderdik. Gönderdik. Gerçekten bakın biz her gün böyle son kutsak bir şey yapamayız ki. Hayır ben ama size soğuk değilim. Biz çok ciddi olduğumuz için bunu böyle yapabiliyoruz. Ama arada bir de bilmemiz lazım yoksa gerçekten ama biz kafamızı sıyırıyoruz. Bildiğiniz gibi ya değil. Hayır, ben, olamıyoruz. Ya ben bu tarafta zaten sıyırmış gibi görüyorum ama ama ne kadar güzel şikayet ediyorsunuz var ya, harika bir şikayet aldığınızda. Konuyu saptırıyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Ben hastanıza MR çektirdim ona ben. Peki, kanaması devam ediyor mu? Onu bana söyler misiniz? Ha, devam ediyor. Peki, ne yapacağız? İçeri durduramıyorum. Yani hayır, birinci MR'ı bir türlü ameliyat yapamam diyorlar. Ne zamana kadar yapamam? İşte bunu bilemiyoruz. Ne zaman kanamadınız, o zaman yaparım. Hayır, kanamayı durdurmak için ameliyat yapması gerekiyor. Hastayı masaya alırsak anestezi doktoru diyor ki ölecek. Uyu tamam diyor hanımefendi. Bir dakika, hastam zaten uyumuyor mu? Cihaza bağlı değil mi siz şimdi? Ama narkoz, şimdi farklı bir şey. Kafayı açarsak içeriden daha fazla kan çıkar dışarıya. Kana kana ölür. İsminden bahsetmeyin. Zaten kan çıkıyor. Şimdi bayılacağım ben burada. Ama siz de şimdi yoğun bakım alırsınız. Yapmayın be kardeşim. Ben inanamıyorum. Hayır, bu kadar alarcı bir şekilde hasta yakınıyla görüşmesine şaşırıyoruz. İnanamıyorum. Yani empati diye bir şey var ve bu sizde yok doktor. Ben şu anda başhekiminizle görüşeceğim ve sizi şikayet edeceğiz. Ya bu kadar. Ama zaten başhekim, zaten başhekim biliyor bizim dedi olduğunuzu. Yok bakın ben. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Yönetim kurulunuz. Hani sizi, hayatınızı ya da ne olarak seçiyorsunuz? Ben de doğru. Bizi deli olduğunuz için seçti. Çünkü buraya kimse dayanamadı. Ben de bu kimse. Hayır, siz dayandınız. Dayandınız. Tamam. Hayır, ben kesinlikle başlıkmak için sizi şikayet edeceğim. Yani yoğun bakımda hastası olan bir yakına bu şekilde davranıyorsak dışarıdakileri nasıl davranıyorsak hiç bile. Hastanıza çok iyi davranıyoruz ama siz iyi davranamıyoruz. Çünkü biz hastalarla hep muhatap oluyoruz. Normal insan yok konuştuğumuz, görüştüğümüz. Hayatımız hep anormallerle bir arada olduğu için biz de yavaş yavaş bozuluyoruz. O tarafa doğru kayıyoruz. Şimdi yalnızca biz değil, bütün doktorlar böyle. Biz normal olamıyoruz. Yok böyle bir şey. Ya ben sizin için.
bundan sonra nasıl yani? Bundan sonra bilgileri sizden almak istemiyorum. Direkt baş hekimden alacağım. Baş hekim de benden alacak bu bilgileri. O bilemem onu, o sorunu. Baş hekim şurada, sen tarafta. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Ama hanımefendi her gece bağırıyorsunuz değil mi? Yoğun bakın, elemanlarını fırçaladınız, fırçaladınız. Bunların da yer tutmalarını yapın ya aşkım. Yok böyle bir şey. Şimdi bunların marayını bozarsanız çalışamazsa. Ya ben artık tamam. Biliyor musunuz? Başka da bir şey demiyorum. Ama biz test edersek hastanız ne olur sonra? Bilmiyorum ama artık size güvenmiyorum. Çalışıyoruz hastanız için. Yani ben de canlı bir sitanla bu şekilde davranıp bu şekilde hareket ediyorsunuz. İşte canlı hanımefendi, canlı. Ne var ki demin ne dokunup duruyorsun? Çok iyi, hepiniz değilsiniz.